Bu hafta bizim sanatımızda Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de bir tesip atölyesi burası. Ama bu atölyenin bir farkı var. Hani on parmağında on marifet diye bir söz vardır ya, bu atölyedeki sanatçımızın da gerçekten de on parmağında on marifet olan bir sanatçımız Şeyma Yeniçeri Çelik. Kendisi ile biz röportaj yapacağız ama tesip sanatı üzerine. Fakat kendisinin ciltçilik üzerinde çalışmaları var. Onun haricinde işte bu eşarp tasarımı var, çocuk kitaplarında tasarımları var ve pek çok konularda sanatın veya sanatla zanaatın birleştiği noktalarda emeği olmuş ve bu konuda kendini geliştirmiş bir insan. Ve bizler de sizlere bu değerli sanatçımızı tanıştırmak istedik ve bu sebepten dolayı da Kadıköy'deki onun atölyesine geldik. Efendim merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, bizi misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hem sizin atölyenizi görme imkanı oldu, hem de sizi yakından tanıma imkanınız oldu ki biz sizi daha yakından tanımak isterken tabii ki seyircilerimiz de sizi yakından tanıyacağız. O yüzden hem kendinizden uzun uzun bahsetmenizi arzu ederim ki bir sanatçının sadece bir sanat dalıyla değil pek çok sanat dallarıyla veya zanaatlarla beslenmesi gerektiğinde yaşayan birisi olarak bunu en azından genç sanatçılara, bu meslek üzerinde yoğunlaşmak isteyen herkese bir şekilde fikir vermenizi, ilham olmanızı arzu ederim. Teşekkür ediyorum. Tabii ki ben baştan bu kadar çok sanatla uğraşmayı planlayarak başlamadım. Hayat biraz da beni birçok sanatla ilgilenmeye yönlendirdi, meylettirdi. Ama hala da öğrenmediğim sanatlarla ilgili keşke ömrüm uzun olsa da onlarla da ilgilenebilsem diyorum. Ama bir sanatçının her şeyle öğrenebilmesi, yapması, öğretebilmesi çok kolay değil. Çok zaman alıyor. Çok doğru. Hele de bu geleneksel sanatlar çok uzun zamanlar alıyor. Ben birazcık gerçi geleneksel sanatların yanında modern sanatlardan da azıcık ilgilendim ama yani televizyonculuk olarak, kitap çocuk kitapları olarak, illüstratör olarak. Ama geleneksel sanatlar zaten başlı başına çok kapsamlı, çok geniş ve ömrünü yetmeyeceği bir, yani bir tanesiyle ilgilenseniz bir ömür yetmeyecek kadar zor bir sanatlar. Ben şöyle oldu, yani hani hep şöyle söylüyorum, bir pastanede girdiğinizde bir sürü şey var, bir sürü çeşit var. Benimki de öyle, bir sanat dükkanına girdiğinizde sanatın dışında çok bir şey yok, hep sanatla ilgili şeyler var. Evet, yani hani yelpazemde hep sanat var. O yüzden de buna karşı olan hocalar var ama olabileceğini de ben öğrencilerime söylüyorum. Yeter ki bir şeyde ilerleyip onun... Yani bir şeyde ilerlemek önemli. Onu, uzmanlık apayrı uzmanlık, bir şey. Hani bir şeyde uzmanlık olması çok önemli. Diğerlerinde yanında beslenme gerekiyor. Beslenmesi güzel oluyor. Yani tek öğünle veya tek gıda ürünüyle vücudu idare etmek gibi bir şey olur. Beslenmediği zaman çeşitli ürünleri, gıdaları almadığı vücut direnci düşer. Zeka oranı düşer. Bunun gibi sanat da çok farklı dallarla beslenmesi lazım ki kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir de daha üretken olabilirsiniz. Yani bu biraz yoksa kendi tekrara düşersiniz. Biraz da öğrenmek istemekle alakalı bir şey. Ama dediğim gibi birçok şeye dalıp da hepsinin yarım olması da bir şey ifade etmiyor. Yani hepsinden yarım yarım ona olması da... Ona aç gözlülük ve maymun iştahlılık deniyor. O da çok hoş olmuyor. Yani o da çok iyi olmuyor. Yani biz esasında şu konu üzerinde durmamız gerekiyor. Şöyle düşünün. Bugün 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu camilerin bugün aynen tekrarını inşa etmek esasında mimari başarı değildir. Çünkü artık modern imkanlar var, artık onlara bir beton kalıplarla yapabiliyorsun. Önemli olan yeni cami formları geliştirmek ve bunu insanın mizacı ve karakteriyle bütünleştirebilmektir. İşte bu sanatta beslenmeyle alakalıdır. Yoksa bir sanatçı, klasik sanatta da olsa beslenmediği zaman hep kendini tekrara düşer.
ve kendine tekrar düştükten sonra o sanatçının üretkenliği biter. Bu sefer sanatçı kaprisi denilen unsurlar ortaya çıkar. Çünkü beslenmediği için bu sefer çeşitli işte bunun dedikodusundan tutun, nefsinin doruğa çıkması şeklini alır ki bir sanatçının en büyük özelliği ruhunun terbiye olmasıdır. Sanatın ana yapısı budur. Yoksa kibrin ve haset duygusunun inkişaf etmesi değildir. O sebepten dolayı da işte bir sanatçının kendi uzmanlığınınla beraber çeşitli sanat dalları ya da zanaatlerle beslenmesi gerekmektedir. Ki Şeyma Hanım'la bunu konuşacağız. Önce kendisini tanıyalım tabii ki. Ben ilkokul ve ortaokulu Üsküdar'da okuduktan sonra yine Üsküdar'da Mithatpaşa Kız Meslek ve Teknik Lisesi'nde resim bölümünü okudum. Teknikte okumanın avantajı şöyle, hem lisede okuduğunuz biyoloji, kimya gibi derslerin yanında resim okuyorsunuz. Mesleğinden ayrı teknik okuduğunuzda da teknik resim falan görüyorsunuz. En kötüsü de malzemeyi tanıyorsunuz. Yani ekstra şeyler ama bir 4 yıl okuyorsunuz tabii. Ondan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi geleneksel Türk sanatları, o zaman Türk sanatları diye geçiyordu. Şimdi sadece geleneksel sanatlar diye geçiyor. Ana sanat dalım tesipti. Yardımcı sanat dalım halı kilim eski kumaşlardı. Tabii yanında bize seçmeli derslerimiz fotoğrafçılık gibi yan seçmeli derslerimiz vardı. Ve benim şansım o zamanlarda duayen hocalarla çalışmak oldu. Hocam Dündar Tahsin Aykutalp. Yanımızda Çin hocası Kerim Silivrili. Altta Hat hocası Mahmut Öncüler, Alparslan hocalar. İşte İslam seçen hoca, cilt hocası. Yani işte sınıftan kaçmak diyorum çünkü hocamız hani yetmiyor ders o için. O hani cilt atölyesine inip İslam hocayla işte bir hocam işte sizden ne öğrenebilirim gibi. Böyle öyle şanslar oluyordu. Veya Kerim hocayla işte gezilere gidip camileri gezip oradaki Çinlileri görmek güzel oluyordu. Allah rahmetli olanlar gönlüne evet, Allah rahmet halı eylesin. Halı hocalarımız hala üniversitede hocalık yapan Aydın Uğurlu Bey, Latif Hoca. Yani hep duayen hocalarla yaşadık ve onların bir sürü yetiştirdiği sanatçılardan bir tanesi olmak bana gurur veriyor tabii ki. Oradan mezun olduktan sonra yani sanat için biraz sıkıntılı bir zaman. Çok fazla böyle bugünkü şartlarda olduğu gibi işte hemen şurada öğretmen olayım, şurada bir sanatımı icra edeyim gibi bir dönem değil o zamanlar. Onun için ben Gorbon Çin'i atölyesinde, fabrikasında designer olarak yani çizim yapan kişi olarak Çin'i tasarımcısı olarak daha doğrusu Gorbon'a girdim ve bir sene Gorbon Işıl'da çalıştım. Çok güzel. Evet, yurt dışına çok iş yaptık. Güzel tasarımları vardı. Evet, Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Malezya gibi hep yurt dışına büyük panolar, özellikle cami panoları. Özel tasarımlar yaparlar. Özel tasarımlar evet yaptık. Ve ben tabii orada Çin'i de öğrenmiş oldum. Diyorum ya, hayat bana biraz bazı şeyleri hani kendi meylettirdi. Yani küçücük tesip çalışırken birdenbire minicik bir Rumi çalışırken dev bir Rumi çizdim. Yani ama o beni geliştirdi tabii ki. İyi oldu. Malzemeyi öğrendim. Çin'i öğrendim. Sonra hep kafamda kendi atölyemi kurmak vardı. Yine şartlar annemin rahatsızlığı üzerine işten ayrılmak zorunda kaldım. Ölümcül bir rahatsızlığı vardı. Allah rahmet eylesin. O yüzden işten ayrılıp hem kendi atölye hem annemle ilgilenmek zorunda kaldım. Ama o da beni daha güzel bir şeylere sevk etti. Yani arada bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Yani okuldan bölüm birinciyle giriyorsunuz, bölüm birinciyle çıkıyorsunuz ama okulda kalmak şart değil. Kendinize yeni şeyler, atölyeler, yeni şeyler öğrenciler için söylüyorum. Bu sanatla ilgilenenler için söylüyorum. Kendinize yeni alanlar açmak. Her zaman kendi şartlarınıza, kendi hayat şartlarınıza göre yeni alanlar açabilir insanlar. İşte
oradan çıkmak zorunda kaldım ve kendime bir atölye kurmak beni başka bir yere götürdü. Ve o zamanın şart da şartlarında... bu şart çok önemli insanın gelişmesi için. Hatta Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisansa öğrenciler başvuracağı zaman işte onların bir veya bir buçuk sene ya da iki sene içerisinde serviste çalışmalarını, yani hastanede, acillerde ya diğer birimlerde çalışarak tecrübe kazanmalarını, ondan sonra yüksek lisansa başvurmalarını tercih ediyorlar. Çünkü hayatla daha tanışmadan, hayatın olağan akışını fark etmeden, hatta üniversitede, akademik dünyada kalmak bir noktada köreltiyor. Bugün sizin saydığınız isimlere baktığımızda bunların hiçbir tanesi hemen üniversitede kalmış insanlar, uzun süre piyasalarda çalışmış, hatta farklı görevlerde yer almış. İşte en basitinden bizim iktisat tarihi konusunda Mehmet Genç, kaymakam vekilliğinden gelir. Yani bakış açısı da kazanmış oluyorsunuz. Ve bu sefer yaptığınız işe çok gönülle gidiyorsunuz. Görev olarak değil de gönül. O yüzden hani akademik dünyada bir anca atılma esasında insanın zihin bakış açısını daraltmaktan evet, başka bir çok büyük fonksiyon kazandırmıyor. Saydığım isimler içinde Uğur Derman'ı atladım. Sanat tarihi hocamız. Aa, evet. Uğur Derman da geleneksel sanat tarihi hocamız. Birçok hocamız var. Tabii mimari sanat Allah tarihi hayırlı, aldık. Versin. Yani 3 tane sanat tarihi aldık. O yönden güzeldi. Annemin rahatsızlığında dediğim gibi işte işten çıkınca bana bir ora bir teklif geldi. Aslında hani evde olmam gereken zamanda çok değişik bir teklif geldi. Türkmenistan'da tabii bu şey zamanı, yani işte Rusya'dan ayrılmışlar, işte komünist rejimden tam geçiş yapmamışlar. Orada büyük Çerçov'da büyük bir fabrika, ipek fabrikası, gerçekten dev bir fabrika, arabayla geziyorsunuz. Dediler ki biz ipek halı dokumayı bilmiyoruz, bize gelip öğretir misiniz? Annem ısrarla gitmemi istiyor, ben gidemiyorum. Zorla gönderdi beni annem oraya, dedi ki sen... Hani işsiz kaldım diye üzülüyor halbuki bilinçli çıktım. Zorla Türkmenistan'a beni gönderdi ama hayat işte diyorum ya. Orada önce Aşgabat'ta kalıp onların desenlerini çizdim. Halı desenlerini çizdim. Sonra bir Türkmen ailesinin yanında bir hafta kalarak Çerçov'da, Çerçov İpek Fabrikası'nda onlara yani ipek halıyı yün halı gibi dokuyorlar bilmedikleri için. Onlara hareket tarzı nasıl dokunur? İşte nasıl tezgahlar kurulur, ipliği nasıl eğrilir, nasıl boyanır, hepsini öğrettim. Onlara teslim ettim, desenlerin her şeyini teslim ettim, geldim. Gelirken de biraz Türkiye ipek cenneti aslında da, acaba biraz ipek getirip burada bir şeyler yapabilir miyim? Hani kendi atölyemi kurmak istiyorum, annemle ilgilenmek istiyorum. Hani eşarp üstüne meyle düşünüyorum. Ama tabii çok değişik şartlar vardı orada, değil ülkeden bir şey çıkarmak, bir şehirden bir şehire bile bir şey geçirmek mümkün değil. Ama zaten Türkiye dediğim gibi ipek cenneti, tekstil cenneti, böyle evet, bir şeye ihtiyaç yok, Bursa gibi. Ben geldiğimde babam hızlı davranmıştı. O zaman iletişim de kuramıyoruz, telefon falan iletişimi evet, yok. Orada yok çünkü. Sesiniz bir gidiyor, karşı tarafın sesi geliyor. Böyle. Yani ve ben birer orada şöyle düşünün, ülkede bir tane gazete var. Gazetenin başındaki kişinin evinde kalıyorum. Atölyenin başındaki hanım da işte evinde eşi olarak beni ağırlıyor. Yani şey üstü bir ailenin yanında kalıyorum. Evet. Ona rağmen bir telefon iletişimi kuramıyorum. Daha hani telsiz telefon satılıyor ama ülkeler arası öyle bir şey. Geldiğimde babam bana atölyemi kurmuştu. Yani inşaatçı olduğu için. Denilen esnafa 10 yıl eşarp tasarımları yaptım. Bu 10 yılın son 3 yılı... Siz tekstil sektörünü öğrenmişsiniz. Bayağı bir hizmet ettik diyebilirim. Yani eşarp
da bayağı bir çağ açıldı, değişti. Gençlere hitap eden, daha gençlere hitap eden şeyler çıkarmaya çalıştık. Daha enerjik, daha renkli şeyler çıkarmaya çalıştık. Son 3 yılı bu Türkiye'nin şartları, tekstilin işte bazı sıkıntılar yaşaması, yani Türkiye şartlarından önce tekstil şeyi bozulmuştu. Bozulunca biz biraz batik atölyesi yapıp, biraz fabrikalaşıp, biraz elde üretim yapmaya başladık. Ama daha sonra ben bunların hepsinden, bazı şartlardan dolayı, gene ortaklık şartlarından dolayı hepsini, o 25 kişilik Tay derisinden. Bayraklarında olan 5 tane halının desenlerini kenarına bordür yaptım. Üstüne Niyazov'un gümüşten bir yarım büstü böyle onun sarayına gitti. Sarayına gidince bu teklif, yani bana oradan öyle gelmişti, Türkmenistan'dan. İşte geldiğimde de atölye kurup böyle devam ederken, işte Kadıköy'de dediğim gibi televizyonda, bu atölyeyi kapatmadım hiçbir zaman. O zaman O Tekstil'e geçiyordu adı. Hiçbir zaman kapatmadım. Televizyonda devam ederken, oradan işten çıktığımda gelip atölyemde gene akşamları, biz gece çalışan insanlardanım. Ben sabahları çok üstüme güneş doğmuştur. Bundan da çok memnunum. İyi ki de zamanında çok çalışmışım, üretmişim. İşte akşamları gelen tekliflere göre, işte geleneksel sanatlarla ilgili halı desenleri çok yaptım. Azerbaycan'da onlar dokundu. Veyahut da işte gelen işlere göre Çin'iydi, halıydı, ama geleneksel sanatlar, atölyede hep geleneksel sanatları yürüttüm. Evet. Ama orada çok enteresan bir şey geldi televizyondayken. Dediler ki bize, biz geleneksel tadında çocuk kitapları istiyoruz. Ama bize Türk koksun, yani geleneksel tadında olsun. Böyle hep yabancı, yurt dışından şeylerle çocuklarımızı büyütüyoruz. Evet, bir çocuk kitabıyla böyle bir deneyelim falan derken, ilk kitabımız Senay Demirci'nin Çocuğumla Her Güne Bir Dua kitabıyla başladık. Ha, 15 evet. Küsür kitap, şu an sayısını tam hatırlamıyorum, dergi araları oldu. Yani dediğim gibi televizyon devam ederken de atölyede bunlara devam ettim. Yani illüstrasyona doğru kaydınız. İllüstratör olarak, evet, çocuk çizerliği diye, orada çocuk ressamlığı diye. Öyle bir devam etti. Bu da tabii sizin lisedeki aldığınız teknik resim ve altyapısının üzerine, evet, altyapısının üstüne oldu. Evet, ve dediğim gibi, yani işte ne alsanız onun üstüne bir şeyler inşa edebiliyorsun. İşte aileden gördüğünüz inşaat bilgisi üzerine, mimari bilgisi üstüne, işte dekor yapabiliyorsunuz. Veya dediğiniz gibi resim bilgisi üstüne, resim altyapısı üstüne, işte çocuk kitapları, ama gelenekselle birleştirip çizmek. Çok doğru. Yani hani ikisini birleştirip. Evet, eğitim burada çok önemli. Yani ne olursa olsun, usta çırak olsun, okulda olsun, çok önemli. Efendim, şimdi siz de bizim gibi Şeyma Hanım'ı dinlerken, tabii ki Şeyma Hanım'a hayran olmamak elde değil. Hani baştan da program başında da ifade ettiğim gibi, yani 10 parmağında 10 marifet, ama şunun üzerine durmak gerekiyor. Bir defasında temel eğitim. Hani denir ya efendim, batıdaki eğitim sisteminde çocuğun sanata ya da bilime yönelimini küçük yaştan itibaren başlatılıyor. İşte jimnastikte de bu şekilde böyle, ya da matematik alanında da
bu şekilde. Çocuğun mizacına ve yetenek kabiliyeti içerisinde onu geliştirerek devam ediyor. Şimdi burada Şeyma Hanım'ın hayatını dinlerken niye gördük? Zamanında yani ilk öğretim lise eğitimi döneminde aldığı o temel yapı, yani teknik resmin kendisine ne kadar bir ufuk açtığını görüyor. Bir de sebat etmekle alakalı. Bir, eğitimin altyapısı. İkinci olarak çevre. Üçüncü olarak da cesaret gerekiyor. Çevre, siz ne kadar çevrenizi zenginleştiremediğiniz müddetçe üretkenliğiniz o kadar çok düşecektir. O yüzden çevre işte genişlediğinizde, işte Şeyma Hanım'ın hayat hikayesi gördüğünüz gibi ülke görüyor. Yetiştiği çevreyi durmadan değiştiriyor ve gelişiyor. Çünkü zeka da bu böyledir. İşte bu çevresel zeka dedi, duygusal zeka. Sizin çevre genişliğiniz ne kadar çoksa düşünce kabiliyetiniz, hayal dünyanız da o kadar gelişir. İşte ben o sohbetimin arasına girdim. Çünkü Şeyma Hanım'ın hayat hikayesinde alınabilecek çok önemli unsurlar var. Bilhassa bizim sadece sanatçı değil, gündelik hayatımız için de çok önemli. Bizim tek bir çevre içerisinde kalmamız, tek bir mahal içerisinde kalmamız, tek bir düşünce yapısı içerisinde kalmamız esasında bizim fikri olarak, sanatsal olarak körelmemize vesile olur. Ve bir süre sonra da halüsinasyonlar ya da işte çeşitli günah keçileri bulmaya başlarız. Efendim, sohbetimizin arasına giriyorum böyle. Çünkü sizin bu renkli hayatınız çok da emsal olacak bir hayat hikayesi. O yüzden şimdi devam edelim diyorum kaldığımız yerde. Ben eğitimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim hayatım boyunca eğitim hiç bitmedi. Yani hangi sanatla uğraşırsam onun eğitimine hep devam ettim. Yani Çin'i atölyesine gittiğimde ben önce aşağıda bir ay çiniği nasıl boyanır, nasıl onu anladıktan sonra yukarı çıkıp atölyemde çizim yapmaya başladım. Önce malzemeyi, o bile bir öğretidir, bir öğrenmektir, bilmektir. Çocuk kitaplarına başladığımda evet, işte baştan kuru boyayla başladık. Ama daha sonraki çocuk kitaplarında bilgisayarla çizmek gerekti. Bilgisayarla çizmek gerekince ben artık bilgisayarı öğrenmek, yani bilgisayarı biliyorsunuz ama çizimi, Photoshop'tu, Freehand'ti, o zaman onlar vardı. Evet, evet. Onları öğrenip onlarla çizim yapmaya başladım. Sizin bahsettiğiniz Mahmut Paşa esnafı, o Tahtakale esnafı çocuklarını kendi dükkanlarında ya da atölyelerinde çalıştırmazlar. Önce başka bir yerde çalışır, hatta çay ocağına verirler. İşte kumaşçıysa orada düğmecinin yanına verir ya da kunduracının yanına verir ya da züccacının yanına verir. Daha sonra orada tecrübe kadar her sene, her yaz başka bir yerde çalışır. Başka bir handa çalışır ya da dükkanda çalışır. Sonra ortaokul bitip liseye geldiğinde dükkanı alır. Çünkü artık piyasayı öğrenmiştir. Bu iş böyledir zaten. Altyapıdan gelmeden hiçbir şey olmuyor. Eğitim zaten bir, şimdi okulda öğretilen var. Bir medrese usulü, hocadan öğrenilenler var. Sizin dediğiniz gibi iş piyasasında, şimdi bir taraftan da benim ailem ticaretle uğraşıyor. Babam bize kırtasiye açtı kardeşlerine beraber. Biz bir taraftan ticaret, yani o abimlerle beraber ticaret yapıyoruz. Bir taraftan babam işte bizi yönlendiriyor. Diyor ki işte sadece 43 abim var. Yani size yetmez. İşte yanında ben inşaat yapıyorum. Artık benim elimden alın. Bu yapın. Yani bizi bir taraftan ticaretle de uğraştırıyor. Belki o yüzden ben Mahmutpaşa esnafıyla. Ama bana Mahmutpaşa esnafının öğrettiği şu da var. Dedi ki sadece çizim yapma. İşte çizim yapıyorum, götürüyorum fabrikalara. Çizimi satıyorum. Dediler ki hayır, sadece çizimle kalma. Sen bunun kalıplarını da çıkar. O da çizimle yapılıyor. Yani onun kalıplarını yapıyorsunuz. İlerleyen zamanlarda yetmiyor o tekstil, işte sıkıntıya girdiği zamanlarda yetmiyor. Eleman alacağınıza bilgisayar alırım diyorsunuz. Bilgisayar öğreniyorsunuz. Bilgisayarda çizmeyi öğreniyorsunuz. Aynı şekilde şeyde, çocuk kitaplarında Photoshop Freehand öğrenmek zorunda kaldım. Dekor, televizyonda bir taraftan işte normal, işte dışarıda çekimler falan yaparken ama bir taraftan da stüdyoya geçip orada dekor aşamasına geçtiğimde, sanat yönetmenliği aşamasına geçtiğimde yine bir çizim öğrenme ihtiyacım. Artık 3D öğrenmek zorunda kaldım. O zaman 3D daha yeni furya. Yani adı bile duyulmamış. Hemen özel bir hoca. Yani özel bir hocayla da çok çeşitli öğrenme şeyleri var. Veyahut da işinizin içinde öğreniyorsunuz. Yeter ki öğrenin ve istek olsun. Şöyle, yani ben bunu paldır küldür bir işin içine girmeyin. Önce bir öğrenin, ne olduğunu bilin. Ben bunu biliyorum dedikten sonra o işi hakkıyla yapılması taraftarıyım.
Yani ben bilmiyorum, olsun iki fırça atayım Ebru, bu bir Ebru olsun. Hayır, yani o Ebru olmuyor. Yani işte aman alayım şu deseni, şuradan hemen geçireyim, iki boyayım, o tesip olsun. Olmuyor, o zanaat oluyor. Tesip zanaatını icra etmiş oluyorsun. Evet. Ne zaman ki kendi kendine, hocasız kendi kendine boyamayı öğreniyorsun, kompozisyon çıkarmayı öğreniyorsun. O kompozisyonu çıkartırken her yapılan kompozisyon da sanat olmuyor. Çok doğru. Her İçindeki yapılan şeyde uyumlu olması gerekiyor. Yani her tesip de sanat olmuyor. Evet. Ne zaman ki siz kendinizden, etrafta olmayan şeylerden kendinizden bir şey kattınız, kendi vücudunuzdan, kendi ruhunuzdan bir şey kattınız, o zaman sanat oluyor. İster televizyonda kör olsun, ister tesip olsun, ister halı olsun, ister çocuk kitabı olursun. Yani sanatla zanaat arasında böyle ince bir çizgi var yani. Evet, ben öyle. Çok böyle tartışılabilir belki ama çok tartışılacak bence çizgi de değil. Kendinizden bir şeyler kattığınızda sanat bir oluyor. Birbiri sınırının içine girip çıkma içerisinde oluyor zanaatla sanat. Ama o zanaatsız da, hocasız da, öğrenmeden de o oradan oraya geçilmiyor. Yok, usta çırak her zaman geçilmiyor. O tarafa, o çizgi geçilmiyor. Ben herhalde, ben de öyle son usta çırak ilişkisinde yetişenlerdenim. Onun yüzden çok avantajımız vardı. Benim mesela üstadım Necdet İşli işte alırdı, Semih Yırtaş'ın atölyesine götürürdü. Oradan gider Süleyman Ergüner'e. İşte oradan kalkardı ondan sonra Şinasi Akbatı'ya. Oradan kalkılırdı işte bir taş ustasına. Oradan kalkır Eyüp'teki işte güveççiye. Ve size ustanız esasında mesleği, zanaatı veya sanatı öğretirken size insani olma kriterlerini de öğretiyor. İşte balığı nasıl yenileceğini, hangi mevsim hangi balığın yeneceğini, hangi balığın yanında hangi salatanın yeneceğini. Şimdi ustalık böyle bir şeydir. Yani sizin adab-ı muhaşeretini de öğreten bir şeydir. Biz de maalesef şimdi usta deyince sadece meslek öğretme zannediyoruz. Sizin ruhunuzu da beslemesi, sizin ruhunuzu da terbiye etmesi gerekiyor. Yani ben onlardan son demlerdeyim. Olduğum için çok daha sizin dediklerinizi daha net anlayabiliyorum. Çünkü usta çırak ilişkisi olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu bir gerçek. Evet. Ama ben kendimi kişilik olarak analiz etmek istersem hiçbir zaman öğrenmeye doymadığımı fark ediyorum. Yani doymuyorum. Kaç yaşına gelirsem geleyim doymuyorum. Yeni şeyler öğrenmek ve onlarla ama yeni şeylerle hep buna bir öncesine katarak gitmeyi ve seviyorum. Ve ne kadar cahil olduğunuzu yani her yeni bir şey öğrendiğinizde ne kadar cahil yani olduğunuzu fark ediyorsunuz. Yani çok farklı şeyler oluyor. Bazen buna dayanamıyorsunuz. Hani bir şeye odaklanmak onda hani en azından bir şeye odaklansaydım daha isim yapmış olurdum. Hani bir şeyde isim yapmak istiyorsa insanlar bir şeye odaklansın ve onda çünkü öyle isim yapabiliyorsunuz. Öyle isminiz bir yerlere gelebiliyor. Çok şeyle ilgilendiğiniz zaman çok isim yap ama İsim yapmak mı, mutlu Yok. Olacağım şeyi yapmak mı? Galiba mutlu olacağım şeyi yapmak bana daha iyi geldi. Ben her zaman zaten toplum kendini koyar. Yani biraz evvel de bahsettiğimiz gibi işte rahmetli Mehmet Genç iktisat tarihi konusunda hani böyle külliyat eserleri olmadı ama alanında her zaman bir duayen bir otoriteydi. Çünkü o ilmi öğrenmek için yapıyordu. Önce kendisi öğreniyordu. Yani illa bir sempozyum bildiri sunmak, işte bir makale çıkartmak şeyinde değil. Önce kendi öğrenmek. Ve kendi öğrendiği için o zaman sohbetinde, tebliğlerinde size bilgi konsantre olarak veriyordu. Çünkü kendi onu çözmüştü artık beyninde ve gönlünde. O yüzden de her cümlesi etkiliydi. Şimdi bizde ihtisaslaşma çok doğru ama biz bir süre sonra ihtisaslığına şeye dönüşüyoruz. Yani yayınlara ya eser sayısına bakıyoruz. Bu o kadar önemli değil. Sizin o eserle beraber ne kadar ruhlara, göze hitap ettiğiniz değil. O zaman fabrikasyona dönüyor işte. Bugün de Çin'de bir üretim bandı var. Her sanatçı elinde bir fırça var. Bir tonu fırçalıyor. Yani aslında yağlı boy tablo yapılıyor ama o band öyle geçiyor. Hepsi bir yeri böyle yapıyor ama gerçekten yağlı boy tablo. Evet yağlı boy tablo ama kaç? 120 tane orada işçi enteresan. Var. Sanatçı değil. Ama bantta yürürken herkesin bir görevi var. Orada önünde bir çizelge var. Orada o fırçayı oraya sürüyor. Ondan sonra seri üretim. Yani onun bir ruhu olmaz. O yüzden onu duvara astığınızda onu hissetmiyoruz. Yani buradaki duvarlarda bakıyoruz mesela. Burada hatla beraber o altının ahengi, o tesipteki o Rumilerin insan gözündeki o dinginliği. Bu önemli bir şeydir. Yani camilerde işte mavi çininin kullanılması gibi düşünün.
ruha hitap etmediği müddetçe, yani renkin terapisi gibi bütün mabetlerde, bu hatlarda bir esasen görsel terapiyle beraber bu ruhların terbiye edilmesi, dinginleştirilmesi vardır. Bunları bilmediğinizde, hükmedemediğinizde bu sefer sadece şova dönüyor ve o sadece bir an saman alevi gibi geliyor ve geçiyor. Tabii bizde bu Osmanlı saraylarında, nakkaşhanelerde özellikle tesipler kitaplarda seri olarak üretilmesi, yani kitabın her sayfası tesiplendiği zaman seri olarak üretilmesi, matbaa o zaman çok şey değil, el yapımı olarak üretildiği için o zaman tabii bir baş nakkaş var. Baş nakkaş çiziyor. O eser de onun sayılıyor çizdiği için. Yani çizen burada ne kadar önemli. Ondan sonra herkes ne yeteneği varsa, cetvelkeş cetvelini eğer iyi yapıyorsa, işte tahrir çeken tahririni, boyayabilen boyanı, zencereyi yapan herkes neyi yapıyorsa ya da kağıdımız biz kendimiz yapıyoruz. İşte Murakai kim iyi yapıyorsa, işte kim mühreleyebiliyorsa altını şey. O ekip çalışması, ama sizin dediğiniz daha başka. Yani o zamanın gelişimi, yani şartlarıyla alakalı bir şey. Ama sizin dediğiniz evet daha farklı. Aynı mantıklı ama farklı. Bizde ekip çalışması Doğu coğrafyasında çok şeydir, batıda biraz daha bireysel noktadadır. Doğu'da ekip çalışması, ben şimdiki ifade ekip çalışması yok. Şöyle bir şey, nalbant var. Nalbant'ın atın şeyi, ayağını, o tırnağını oyan, onu nakşeden ayrı bir ustadır. Nalı demirci olarak üreten ayrıdır. Mesela nalı üreten demirci ayrıdır. Metal kılıcı üreten demirci ayrıdır. Bu şundan kaynaklı ve bir çiviyi üreten apayrıdır. Nalı metalini üretir ama çivi üreten apayrıdır. Ekip işi. Ekip işi. Çünkü neden? İlalebet olarak düşünülür her şey. Yani sanatta da bu böyledir. O yüzden de herkes kendi uzmanlık alanında yapar. Ha, çivi yapan nalı yapamaz mı? Yapabilecek kapasitedir ama onun uzmanlık noktası budur. Çünkü o artık o çivinin metalinden, dövülmesinden o uzun ömrüne kadar her şey onun sorumluluğu altındadır. Yani o yüzden çok iyi ayarlamak gerekiyor. Ekip işi de çok zor bir iştir. Çok. Yani şimdi ben burada tek başıma sanatla atölyemde uğraşırken her şeye siz karar veriyorsunuz. Ama televizyon dünyasında veya Cağaloğlu edebiyatla birleştiği zaman, o dünyaya gittiğiniz zaman, ekip işi olduğu zaman, hele televizyonda çok hızlı ve bir ekip, çok uyumlu bir ekip olması lazım ve çok hızlı hareket et. Bu sanatta ne kadar yavaşsak orada o kadar hızlıyız. Aynen. Bunda ne kadar kendi kendimize karar veriyorsa, kendi kendinize, yani aslında böyle bir çok zıtlıklar var ama o zıtlıkların da İşte birleştiği zaman güzel bir ahenk, güzel bir uyum çıkarabildiğiniz zaman çok alülala oluyor. Yani iki şeyi meç ettiğinizde, birleştirdiğinizde de çok güzel oluyor. Çok doğru. Güzel sonuçlar çıkıyor. Yani bir programın bile güzelliği oradan kaynaklanıyor. Işıkçı, kameraman, sanat yönetmeni, sunucu, montajcı. Yani bunlar çok grafiker. Reklamı, KJS'ine varana kadar. Yani ışık çok önemli. Maktörü. Yani her şeyiyle evet çok büyük bir ekip. Biz 5 dakikada seyrediyoruz ya da bu program kaç saat hazırlığı yapılıyor. Evet. Ama bu program 55 dakikada bitiyor ama bunun 1,5-2 saatlik bir hazırlığı var. Yani bunun gibi düşünün, ekip olmadığı zaman da ahenk olmuyor. Ve zaman çok kısıtlı, evet. Çok kısa sürede çok hızlı işler başarmak zorundasınız. Efendim, bu arada sizin bir de yüksek lisans çalışmanız var bildiğim kadarıyla. Evet, yüksek lisansta yine Mimar Sinan Üniversitesi'nden cilt bölümünde yaptım. O cilt bölümü de neden? İşte o dersimden kaçıp İslam Seçen Hoca'nın atölyesini kaçıp orada bir şeyler görüp İslam Hoca eylesin, bana çok sevdirdi. Nur içinde yatsın. Bana şey derdi hep, Şeyma benim hanımımın ismi, o yüzden seni çok seviyorum derdi. Böyle biraz da güzel latifeli konuşunca yani hocayla yıllar sonra aynı müessesede beraber hoca da olma şansını yakaladım. Yani tabii ki o bizim her zaman duayen hocamızdı. Çok sevdiğim bir hocaydı. Allah nur içinde yatırsın. O sevdirdi bana ve tabii ki Gürcan hocam, okuldan tanıdığım Gürcan hocam ve Sacit hocamız. Sacit Açıkgöz hocamız, Ahmet Sacit Açıkgözoğlu. Onlarla cilt
üstüne yüksek lisans yaptım. Hmm. Tezimi öyle verdim. Tezimi de Üsküdar'da Hacı Selma Kütüphanesi'nin, çok güzel bir kütüphanedir. Evet. Tavsiye ederim görmeyenlere. Hemen Üsküdar çarşısı içerisindedir. Eski bir kütüphanedir. Öğrencilerini de hep ziyaret ederiz. Yazma Eserler Kütüphanesi'dir. Orada 5 koleksiyon vardır. Ben 2 tanesini aldım. Çünkü çok eser var. Severdi o kütüphanedeki eserleri. Evet. Yani hoş sohbet, çok tatlı bir insan. Orayla Allah böyle rahmet eylesin, hemhal olmuş, etti. Birleşmiş o kütüphaneyle öyle bir insandı. Evet. Ya Oben Hanım da bize çok yardımcı ve çok bilgili bir hanım. Çok teşekkürlerimi sunuyorum ona. Bize çok tezimizde çok yardımcı oldu. Benim gibi bir arkadaşım daha beraber tez yaptık orada. Her şey yani eksiksiz kusursuz olarak her şeyi sonra öğrencilerimizle gittiğimizde yine kütüphaneyi bize anlattı. Ya ben aslında Üsküdar'da bir oraya gittiğimde bir eski kütüphane olarak oraya geziyoruz. Sonra öğrencilerimiz de mesela arkasında ne mekan yeni bir kütüphane olarak oraya bir geçiş yapıyoruz. Öyle de böyle bir zıtlıklar güzel oluyor. Ama Yazma Eser Kütüphanesi'ne her yaşta insan gidebilir. Orada dersini çalışabilir. Küçüktür ama dersini çalışabilir. Enerjisi çok güzel. Enerjisi güzeldir. Evet şu an Yazma Eserler koruma altında, arka tarafta. Biz çocukken evet gidip orada istediğimiz gibi yazma eserleri çevirip bakıyorduk. Artık bir koruma altında. Hepsi... Peki şu an sizin üniversitede dersleriniz devam ediyor mu? Ben Medipol Üniversitesi'ndeyim. Medipol Üniversitesi'nde halı kilim eski kumaş çizimleri olarak ders veriyorum. Ayrıca Üsküdar Belediyesi'nin ÜSMEK diye açtığı bizim sanat... İcadiye'deki, evet. Ben Burhaniye'deyim. Evet, Çamlıca Burhaniye'deyim. Zannediyorum 11 tane kurs merkezini geçti. Orada tesip dersleri veriyorum. 3 gün oradayım, bir gün Metipol'deyim. Bir gün de kendi atölyemde öğrencilerle beraber tesip. Bir tane Osmanlıca, ben vermiyorum o dersi, öğrencim veriyor. Osmanlıca alan bir öğrencimiz var. Bir tane de şimdi yeni illüstrasyon dersi almak isteyen bir öğrencimiz var. Aa, ne böyle, güzel. Evet, böyle özel. İllüstrasyon çok güzel. Bir şehri, bir olayı hikaye ederek sunuyorsunuz. O renklerle beraber. Yani bir resim kadar etkili ve bir resimden daha da özgür. Bir sanat ve zanaat bir arada. İllüstrasyon harikule. Ben çok seviyorum illüstrasyonu ve hep niyetim de İstanbul'la ilgili bir illüstrasyona dayalı bir kitap çalışmasını hayata geçirmek. İşte bir şimdi bir programımız var. İşte inşallah Anadolu Hisarı'nı böyle illüstrasyonlu bir şekilde anlatıp Anadolu Hisarı'nın restorasyon bittiğinde işte dağıtmak üzere böyle bir projemiz var. O yüzden illüstrasyon harikule bir şey. Hele yan illüstrasyonla beraber o aynı eserde fotoğrafları da değerlendirdiğinizde inanılmaz bir ufuk açıyor. Denemeleri var. Yani şimdi tabii ki bilgisayarın da yardımıyla çok şimdi ben öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Benim öğrenciliğimde hocam bana ne motif vermişse sadece onunla, şimdi eski tesiplerime bakarlarsa ya bu da tesip mi diyebilirler. O zamana göre kitap yok. İnternet yok, fotokopi yok, teksir yok. Sadece biz desenlerimiz, desen yeni bir motif almak için bazı müzayedeler olurdu. O müzayedelerden önce bir sergi olurdu. O sergilere giderdik de oradan bir eserden bir motif acaba alabilir miyiz diye. Hemen orada bir çizerdik defterimize. Yani hocamız bize bir penç verdiyse penç, hatayı verdiyse hatayı, yaprak verdiyse. O üç tane şeyle kompozisyon. Ancak bir şey öğrendiğimizde altın hazine bulmuş gibi. Ama şimdi her şey önümüzde serili. Teknik olarak her şey var. Yani şimdi baskı bile, şimdi orijinal baskılar, altın baskı bile
yapılıyor. Biz altın işte eziyoruz. Evet. Kendimiz tesipte altın kullanıyoruz. Zaten tesip adı da zer kelimesinden, altın kelimesinden isimlenmiş. Ama şimdi altın baskı bile yapılabiliyor yani. O ya teknolojiye geldik. Bir tablo hediye etti. Ben baskı olduğunu anlayamadım. O kadar kaliteli ve altın baskı şeklinde yapılmış. Onlar da çok değerli tabii ki. Yani birebir orijinal baskılar, yani şu an İsmi mürekkebiyle basılan baskılar olduğunu duydum. Yani İsmi mürekkebiyle yazar ya hattatlarımız. Evet. Onunla baskı olduğunu, yani teknoloji o kadar çok hızlı ilerliyor ki siz öğrenmeye de yetişemiyorsunuz. Çok bilmeye doğru. De yetişemiyorsunuz artık, yani hangi bir şeye yetişelim. Ama burada hat derken ben Hasan Çelebi hocamdan bahsetmedim. Benim çocukluğumdan itibaren babamın arkadaşıydı. Aa, ne güzel. Çocukluğumdan itibaren babam diyebileceğim hocamdır. Hep hayatımda oldu. Hep ben ondan ders almak yani başladım ama babamın rahatsızlığı yüzünden hattı devam edemedim. Sadece Rika'yı yazmıştım. Geçen gün öyle diyor bana, çok hızlı başladın ama kaldı diyor Hasan Çelebi hocam. Allah razı olsun. Bir o nasip olmadı. Nasip, kısmet bazı şeyler. Doğru. Bazı şeyler istemediğiniz şeyler önünüze açılıyor. Bazı istemediğiniz şeyler kapanıyor. Bu bir nasiptir. Yani illa okulda kalacağım, akademisyen olacağım diye bir kanun yok. Çok kendi hayatınızı renklendirebilirsiniz. Sanatla her türlü farklı yönlerden yoğrulabilir. Değişik şeyler açılabilir. Hatta Hasan Hoca'nın yanında ders alırken bir gün Ürdün'den bir bey geldi. Dedi ki, hocam ben bir tesip hocası istiyorum Ürdün Üniversitesi'ne. Ürdün'de bir üniversite, ismini şu an hatırlayamıyorum üniversitenin. Hocam da böyle yaptı. İşte dedi, sana tesip hocası, bundan daha iyisini nasıl bulacaksın? Adam bir baştan hani latife mi yapıyor diye düşündü. Hazırladım her şeyimi, CV'mi bile hazırladım. Yani Arapça CV'mi, şeyimi, böyle gideceğim, dosyam falan her şey hazır. Babam rahatsızlandı, düştü, kalçayı kırdı ve biz 2 sene iptal. Yani evet. Hayat yani hani belki işte o üniversiteye gitsem hayatım daha akademisyen olarak farklı bir yöne evrilecekti, farklı olacaktı. Türkiye'de güzel bir çevre, beslenebileceğiniz ilmi bir çevre kurduğunuz müddetçe dünyanın hiçbir yerinde böyle bir has alamazsınız. Evet, o paralar kazanamayabilir, o imkanlar olmayabilir ama burada üretkenlik, burada ruhunuzu besleyen, o ruhunuzun o tatminliğini ortaya çıkaran başka bir coğrafyada yok. Yani siz onu şeyde de gördünüz, yurt dışında da gördünüz zaten. Evet, son bir Rusya'ya gittik. Türkmenistan'da da gördüm. Son bir Rusya'da, tabii sanat olarak Rusya'da da gördüm. Tabii biz ciltte ilgilenirken Saadet hocamızdan, çok değerli, çok kıymetli restorasyon hocası, kağıt restorasyon hocası Saadet hocamızdan, Saadet Gazi hocamızdan ders aldık. Bu bizi birazcık restorasyona yönlendirdi. Yani şöyle düşünmeye başladım. Aslında ben restorasyon yapmak gibi bir fikrim yok, belki olur bilemiyorum ama madem bir sanatçıyım, yeri geldiği zaman ben mesela işte şu eserimde bir yerde bir bozulma oldu, bir böceklenme oldu, yeri geldiği zaman ben bir onun restorasyonunu da yapabilmeliyim diye yola çıktım. Sağ olsun Raksana hocamızla tanıştık, onunla bir St. Petersburg. Evet, ben diyeceğim St. Petersburg'a gittiniz Roxana'yla, evet, diye. Yeni sayılır. Yani Ağustos ayında St. Petersburg'a 15 kişiydik öğrenci olarak. 17 kişilik bir grup olarak gittik. O da restorasyon gittik. Olayını hayatını yaşam biçimi haline getirmiş bir insan. Yani meslek olarak değil, hayatı yaşam biçimi. Yok, hayatı tamamen restorasyon. Evet. Gerçekten. Buradan restorasyon da üstüne selam söyleyelim. Yaşıyor. Ben de evet, sevgilerimi gönderiyorum. Tabii biz St. Petersburg'a gidince bambaşka bir dünyanın içine düştük. Yani tamamen restorasyon şehri, restorasyon edilmiş bir, devamlı restorasyon yapılan bir şehir ve onun içindeki müzeleri, yani 3 gün biz müze gezisi yaptık, 6 gün ders yaptık. Etnografya Müzesi'nde
devlet tabii bizi kabul etti. Rusya devleti kabul etti. Etnografya Müzesi'nin bir de etnik çok güzel bir müze. Çok onun içinde ders yani. Yapmak muhteşem bir şeydi. İkon atölyesine gittiniz mi orada? İkon atölyesi var. Ben saatlerce seyretmenizi zevkle yani yaşadım. Bütün atölyeleri biz de orada ders... Yani atölyeleri gezmedik de atölye derslerimiz oldu ve derslerimiz oldu. Ve tabii hep akademisyen hocalar derse geldi. Ayrıyeten bir de uzmanları var. Resim, heykel, mimari diye bir müze var. Orada da restorasyon, orada da ayrıyeten bir resim restorasyon dersi. Tabii çok çok kısa, hızlı bir programdı. Ama restorasyon balının içine düşmemizi sağladı. Gezmek zaten yani bir hafta yani aynen o 3 gün, o 3 gün ama hiç nefes almadan yani. Bir kerelik gezilip de bitecek bir yer değil zaten ama en azından bize bir ufuk açtı. Bazı işte tabii biz gittik ama ekipte şöyle yani üniversitede akademisyen olan, restorasyon uzmanı olan, restorasyon malzemesi satan, işte Mimar Sinan'da restoratör bölümünde olan hani ekipte herkes Sabancı Olgunlaşma'da restorasyon çalışmaları yapanlar. Yani herkes kendi bölümünde bir hoca, bir yani öyle, öyle bir uzman evet hatta dediler ki siz devlet mi gönderdi parayla? Yok dedik biz kendi imkanlarımızla şaşırdılar. Yani kendi imkanlarınızla para verip geldiniz bunu öğrenmek için ve işte uzman olduğunu herkesin öğrenince hocalar daha da bir şaşırdı tabii ki. Güzel bir yani son eğitimi aldığım eğitim ve sanat restorasyonla şimdilik böyle bu kadar. Eyvallah. Sonrasını bilmiyorum. Eyvallah. Size doyum olmaz. Siz maşallah yeni neslin rol modeli olabilecek nitelikte bir insansınız. Teşekkürler. Yani maşallah her sanatınızı besleyebilmek, ruhunuzu besleyebilmek için geleneksel sanatlardan modern sanata kadar uğraşmışsınız, ilgilenmişsiniz ve eser ortaya koymuşsunuz. O bakımdan da velüt bir insansınız. Ama programımızın da sonu süresi de belli. Sohbeti size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda, başka bir sanat dalı üzerine görüşmek üzere diliyorum. İnşallah. Görüşmek üzere. Eyvallah. Efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim, bu hafta da bizim sanatımızın sonuna gelmiş olduk. Biz Şeyma Hanım'dan çok şeyler öğrendik. Onun hayat hikayesine kendimizi kaptırdık, gittik. Ve bu arada da bir insanın, bir sanatçının nasıl bir hayat yaşayabileceğini, nelerle mücadele edeceğini kısa bir de repliğini görmüş olduk. Efendim, haftaya bizim sanatımızda farklı bir mekanda, farklı bir misafirimizle buluşmak üzere. Hoşça kalın.